kavuşum gelir gene senin acemi kızanlar. Mehmet! Hasan emmi! Hoş geldin evladım! Hoş bulduk emmi! Fadime ana nasıl? İyi be emmi! Doğru de Mehmet! Doğru, doğru diyor! Pişmiş kelle gibi ne sırıtıyorsun? Ne kadar zevzek varsa bana gönderirler! Hoş geldiniz hemşeriler! Hoş bulduk, hoş bulduk! Hemşeriler! Burası Çanakkale! Bulunduğumuz yere arı burnu derler! Fırka kumandanımız Kaymakam Mustafa Kemal Bey'dir. Alayımız 77. Alay, 1. Taburun 1. Bölüğüdür. Bölük kumandanımız Yüzbaşı Doğan Bey'dir. Yakında Şafak'la beraber siperlere gireceksiniz. Düşman hemen ilerimizde, karşımızdadır. İngiliz'i azımsamayın hemşeriler, kabadayıca dövüşür. Bak evvel haber etmedi demeyin. Siper almadan kafanızı kaldırmayın, şıp diye vurun. Hepiniz iyisiniz, hoşsunuz! Yiğitliğinizde bir kimsenin diyeceği yok! Ve lakin bizim askerin bir kusuru var, hemen süngüye davranmak ister! Canım hemşeriler! Süngüden evvel top var, tüfek var! İlkin kurşunla işini bitir, sonra süngüye davran! Sıçra kumandası verilmeden atılmak yok! Anlaşıldı mı? Kumanda verilmeden ileri atılmak yok! Kalk, 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 kalk! Sen çök lan! Bu kör olasının cephanesi bizden çok işte! Hani herif ömründe züğürtlük çekmemiş! Sen bir el atarken, o sana mitrellozunan oluk gibi ateş açıyor! Biz buraya geldik geleli bu böyle! Kün de böyle vallahi! Hey hemşerim benim! Adın ne? Ahmetoğlu Kazım! Evli miyim, bekar mı? Evliyim! Tevellüdün kaç? 302! Otur! Ya sen hemşerim? Hüseyinoğlu Şahin! Evli miyim, bekar mı? Bekarım! Tevellüdün kaç? 301! Otur! Sen! Sen oğlum! Şşşş! Sana diyorum, hey kel adam! Ayağa kalk! Sağır mısın sen? Hırtlak, kor düşe, gözün kör ola, ekmek siflenmenin sırası mı şimdi? Şey, acıkmışım, el alem fındık yiyor, ben de bir lokma ekmek yiyeyim dedim. Ziftin pekini, adın ne senin? Mehmet oğlu Mehmet, 303 tevellütlüyüm, bekarım. Ben sana kim kız verir ki? Atır hadi, atır! Şey, niye vermiyorsun sanki? Söz çok konuşma! Müsaaden olursa bir sözüm var da! Dur be hekâtı, sonuç! Dur be! Nasıl oldu bu iş be pelvan? Nasıl olacak be çavuşum, Tebuk Keloğlancık gafil avladı beni, ayacığım kaydı, anlayamışsın. Olmaz öyle şey, test hazırlık yapın da tutuşsun bunlar! Thank you.
sana Keloğlu. Var da elini öp. Hadi bakalım aslanlar, giyinin. Bugün 25 Nisan 1915 saat 5.45'te donanmanın ateşiyle başlayacak. 29. Division Settülbahire, Kor General Breedwood komutasındaki Anzac kolordusundan 3 tugay ilk kademe olarak Arıburnu Abatepe'ye çıkacak. Köprübaşı mevzileri tamamen işgal edilecek. 1. Fransız tümeninden bir tugay Kumkale'ye çıkacak. Bahriye tümeni ve Fransız tümeninin diğer aksamı Saros ve Beşigelere nümayiş çıkarmalar yapacaktır. İyi şanslar arkadaşlar! Hazretleri, düşmanın karaya çıkmış bulunan piyadesi, Arıburnu ile Kabatepe arasında 1,5 kilometre kadar bir cephedeki sırtları işgal etmiştir. 27. alay düşmanın şart cephesinde 800 metre mesafede oyalıyor. 57. alay ile düşmanın tamamen sol cenahında 600 metre mesafeden taarruza başladı. Vaziyeti Leman Paşa'ya da bildirdim. Arzı malumat eylerim.
Çanakkale muharebelerinin hayatiyeti bakımından muazzam bir karar vermişsiniz. Allah muvaffak etsin. Kararınızı ben de tasvip ederim. Hırka kumandanı Mustafa Kemal Bey'i bağla! Başla! Kumandanım, hırka kumandanı sizi telefonda bekliyorlar! Ben 57. Alay Kumandanı Hüseyin Avni! Kumandanım, düşman çok üstün! Alay çok zayiat verdi! Üç yandan kuşatıldık! Alayın yarısı şehit oldu! Taarruzdayız kumandanım! 57. alay evlatlarınız emrinize intizar ediyorlar! Taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelecektir! Allah Allah!
çok ihtiyacımız olduğu bir anda geldiniz. Size Alman başhemşiremiz Frau Rita vazifelerinizi gösterecektir. Hemşire hanım! Beni bu saçla gömün. Bre Aleko! Gel buraya! Buyur usta. Hemen simzik susacaksın, muhterem pederde 1500 ekmek fazla alındığını söyleyeceksin. Hadi çabuk! Peki usta. Muhterem peder, Dimitri amca dedi ki, muhterem pedere söyle, bugün askerlere 1500 ekmek fazla gitti. Ya! Demek Settülbahir cephesinde yeni bir alay sevk ettiler. Aleko, sen birazdan kiliseye gel. Sana bir mektup vereceğim. Onu gene General Stanley'e götürür ve selamlarımı söylersin. Peki efendim. Kadir Çavuş, kendine iki manga seç. Emir almak için yanıma gel. Başla yüzbaşım! Arkadaşlar, vazifemiz evvelce de anlattığımız gibi, düşmanın keşif, emniyet ve yaklaşma kollarının tespitidir. Köyden itibaren tehlikeli mıntıkaya giriyoruz. Arazi masturdur, ihtiyatlı olun, her çalı dibinde bir düşman olabilir. Köyden geçişte aralık ve mesafeler daraltılacak. İleri, yaş! Mola. Hoş geldiniz evlat, sefalar getirdin. Hoş gördük, elini öpeyim. Sağ ol. Sema kızım, Çavuş'a, evlatlara hayran gelin. Peki dedim. Hiç zahmet etmeyin. Ne zahmeti oğul? Size ne yapsak artık? Hayran da bir şey mi? Yeter kadar cephaniniz var. Neden sordun baba, size mi lazım? Hayır evlat, bizdekileri size verelim dedik. Nasıl? Sizde cephane mi var? Evet, gel benimle evlat. Buyurun. Sağ ol. Bismillah. Evlatlara da verin. Sağ ol. Hadi bakayım kızım, hadi. Bu muharebede düşman öyle bir püskürtüldü ki, nesi var, nesi yok, hepsini bırakıp gitti. Biz de mermileri, tüfekleri toplayıp buraya yığdık. Ne olur, ne olur. İyi etmişsin baba. Kimdir o? Biziz. Biziz kızım. Zeynep bacı nöbette. Merhaba bacı. Hoş geldiniz çavuş. Hoş gördük. Her gün bir kişi nöbet tutar burada. Ne olur ne olmaz. Yani bir baskın olursa? İşinize yarar mı? Hem de nasıl? Lazımsa size verelim. Dönüşte alır götürürüz. İyi nöbetler Zeynep bacı. Eyvallah çavuşum. Hoşça kal. Baba, dönüşte sizi de götürelim. Nereye götüreceğiz? Burası cephenin içi sayılır. Her an bir baskın olabilir. Daha içerilere taşırız sizi. Bana bak o, ihtiyar da olsak, sakat da olsak cepheden kaçmayız biz. Thank you.
olun! Hadi derhal geri gidin! Yüzbaşı Doğan Bey'e baskına uğradığımızı söyleyin! Siz gelene kadar biz bunları oyalarız! Hadi durmayın, çabuk! Sırtlarda yeni bir hücuma kalkmıştır. Keşfe yolladığımız birlik baskına uğramış. Ben derhal hareket ediyorum. Aleko, bizim ekmekler hazır mı? Benim elbisem hazırsa ekmekler de hazır Pehlivan amca. Öyleysem al bakalım elbiseni.
Nasıl, beğendin mi? Yaşa pehlivan amca! Abi nereye gidiyorsun böyle telaşla? Ben şimdi geliyorum! Tüveler olsun! Kolay güle be Dimitri! Oo, hoş gelmişsin koca pehlivan! Ekmekler dünkü gibi hamur olmadı! 10 dakikam sonra hepsi hazır, hazır! Ve Marika, okkalı bir kahve yap bizim pehlivana! Muhterem peder! Muhterem peder, beklediğim elbise nihayet geldi! Bu kıyafetle tam Türk'e benzeyeceksin Aleko! Senden kimse süper etmez. Muhterem peder, biz zaten Türk değil miyiz? Hayır oğlum! Bu topraklar eskiden bizimdi! Gün birinde, hem de çok yakında gene bizim olacak Aleko! Çocuğun kafasına böyle fikirler sokmak doğru mu? Biz din adamıyız! Siyasi ihtiraslarımız olmaması icap eder! Madem ki bu topraklar üzerinde yaşıyor ve onun nimetlerinden istifade ediyoruz, biz de bu memleketin evladıyız! İsmin Aleko'da, Dimitro'da, yani de olsa gene Türksün! Sizinle görüşlerimiz hiçbir zaman uymadı! Onun için başka bir kiliseye naklinizi Fener Patrikhanesi'nden isteyeceğim! Ve dinimize, aslınıza nasıl ihanet ettiğinizi de bildireceğim! En büyük ihaneti siz işliyorsunuz! Bu da vatana ihanettir! Bak Aleko! Bu gördüğün saat bir bombadır! İstavros'ta yapmış bunu! Öyle ayarlanmıştır ki, kurulduktan 20 dakika sonra patlar! Senin vazifen, bu saati dün sana gösterdiğim büyük cephanenin arka penceresinden içeri bırakmaktır! Burası 3. kolordu cephaneliğidir! Havayı uçunca Türkler cephanesiz kalacak! İşte o zaman bizimkiler büyük hücum yapacaklar! Vazifenin ehemmiyetini anladın değil mi? Sakın yakalanayım deme! Tanrı seni koruyacaktır! Ay yanım.
Aleko görünürlerde yok mu? Yok. Cemaat kilisede sizi bekliyor. Beklesinler, isim var. Bu ne yüdüğü belirsiz kişilerle karanlık işler peşinde koşacağınıza, Tanrı'ya olan vazifelerinizi yerine getirin. Ben bir ideal peşindeyim Kiriako. İdeal dediğin bu vatana ihanetse, günün birinde muhakkak cezanı bulacaksın. Nerede kaldı bu Aleko? Yakalanmış olmasın? Yakalanırsa hepimiz mahvoluruz. Kursuna dizerler hepimizi. Aleko! Aleko! Zephanelik uçtu mu Aleko? Aleko mu? Ne Alekosu? Aleko öldü, ben Ali'yim! Sen çıldırmışsın! Çıldıran sizsiniz papaz efendi! Ben Türk'üm, hem de Türk oğlu Türk! Her şeyi öğrendim. Anam da babam da Türk'müş. Er yaptınız ama kanımı değiştiremediniz. Bırak! Yok etmeli buyurunuza! Geç kaldınız papaz efendi, alın emanetinizi! Bomba çalışıyor, ısıyor! Porto limanındaki düşman zırhları Kereviz Dere'deki mevzimize tonlarca mermi savuruyor. Kereviz Deresi'nden oluk oluk kan akıyor. Bu derenin ismi artık Kanlı Dere'dir. Arkadaşlarım, Morta Körfezi ağzında bütün haşmetiyle fütursuzca yatan ve cehennemi ateşiyle Kereviz Dere'nin ismini Kanlı Dere'ye çeviren bu zırhlıların batırılması emredilmektedir. Goliath isimli bu muazzam gemi, emniyetini civarında dolaşan şu dört kudretli muhribe bağlamıştır. Teknemizin küçük ve çelimsizliğine bakmadan bu gece koskoca İngiliz zırhlısı ile hesaplaşmaya gidiyoruz. Bu gidişin dönüşü olacağını zannetmiyorum. Şimdiden Morto Körfezi'ni kendimize metven yapmayı göze almalıyız. Arkadaşlar, gemi adeta zulmetten bir parça olmalı. Ben kumandanınız olarak ölüm yolunun şerefli askerlerine hakkımı helal ettim. Sizler de helal edin. Helal olsun kumandanım! Ali Aydar Bey! Emredin! Gidin efrada vaziyeti aynen anlatın. Hazırlıklar tamamlansın. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Anacığım, bu sana son mektubumdur. Bu geceki vazifemiz çok mühim. Hakkını helal et. (Gülüyor)
Yanındaki makine ağır yol ileri. Ortala via. Her iki makine yarım yol ileri. Ortala via. Ya böyle. Torpidolar hazır olsun. Parola soruyor kumandanım. Oyala, vakit kazanmalıyız. Biraz sonra hakiki parolayı Ali Haydar Bey verecektir. İsrar ediyor, ne emrediyorsunuz? Parola istiyor kumandanım. Parol ihtiyaç kalmadı. Her iki makine tam yol ileri. İskele alabanda. Bütün kovanlar atışa hazır ol. Kumandanım! Bir numaralı kovan, dikkat! Atışa hazır ol! İskele alabanda! Bismillah! Bir numaralı kovan, tez! İki numaralı kovan, dikkat! Tez! Son yol ileri. Çanakkale'ye dönüyoruz. Rota 55. Rota 55. Açma iskeleye. Ya böyle. Gelsizce. Yaz oğlum. Muavenet kendisine verilen vazifeyi yapmıştır. Goliath Çanakkale'nin mavi sularına gömülmektedir. Arz ederim. Göstebek gibi kas kas, ne olacak bu sanki? Anzakların burnumuzun dibinde bir siperi var, almak için yüzlerce şahit verdik. İşte tam onun altındayız, havaya uçuracağız onu. Daha, sonra da bizimkiler üstten hücum edip... Hücum edecek, anladım. Siperi zapt edecekler. Çeneyi bırakın da tahrip kalıplarını fitili verin bana şimdi, hadi. Ne
Abi bu gavur bizi susuzluktan öldürecek. 4-5 saka gitti, fıçılar bile geri gelmedi. Vuruyorlar hepsini. Abi duramıyorum be çavuşum. Nedir bu susuzluk? Muharebeden de beter be yahu. Al pehlivan, dibinde biraz kalmış. Yok be Hasan, o senin hakkın. Geçmez bu artcağızım. Yani böyle. Böyle olmaz, bir çaresini bulmalı. Bu işin bir yolu olmalı ama nasıl? Mehmet oğlum. Buyur emmi. Bir de sen denesen. Şu suyu alıp gelirsen Yemen'deki şehit babanın ruhu şad olur. Yüzbaşım emrederse giderim Hasan emmi. Öyle ben gidem de yüzbaşımdan müsaade al. Yürü! Yavaş! Düşman şuracıkta! Aha! Burnumuzun dibinde! Bana bak Amber! Bu suya almadan dönersek sana da yazık olur, bana da! Hadi gel! Hadi! Sakın anırayım deme! Hadi! 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 Yürü be Amber, hadi! Fıçıları şartladık, suyu da doldurduk. Hadi kaçalım Kamber, daha fazla durmaya gelmez. Hadi! Yürü be Kamber! Gene inadın tuttu, eşekliğin sırası mı şimdi? Senden yola çıkan da kabahat zaten! Bırakın ya! Nasıl abi, böyle mi amel edersin? Bırak ya! Bırak ya! Allah Allah! Bırak değil ya! Come on, come on! Öyle fanfin fon edicinize beni zabitinize götürün de derdimi anlatayım. Hayır, come on! Bir kere bırakın beni, bırakın beni yavurcuklar. Come on! İtelemeyin. Who is this? We just captured a Turkish soldier, sir, with his donkey. Bring him. Come right here. Burada işin ne? Emir verdi şu silahı indirsinler. Go. Efendim, beni karşıki siperden yüzbaşım gönderdi. Her gün bağırıp duruyorsunuz, susuzmuşsunuz. Sizin suyunuz yok ama bizde su çok. Benim yüzbaşım sapına kadar erkektir. Biz karşımızdaki susuz kalan düşmanla çarpışmayız. Peki, nasıl geri gideceksin? Vallahi seni geri gönderip göndermemeleri onların mertliğine kalmıştır dedi. Zabitiniz hakikaten centilmen ve sportmenmiş. Gönderdiği suyu muhabbetle kabul ediyoruz. Nezaketinize zaten diyecek yoktur. Asker, seni bizimkiler kabaca karşılamışlar, hırpalamışlar, kusura bakma. Yaralısın sen, hastaneye götürsünler. Yo yo yo, yara bezim var, ben sararım şimdi. Olmaz öyle şey, yaran derin. Hastane çadırında temizler, dikerler. Take him to the hospital! Var mı görünürlerde? Hayır, yok yüzbaşım. Nerede kaldı bu oğlan? Akşamki tarrakada yaralanmış olmasın? Günde ışıdı, kimseyi de yollayıp baktıramayız. Benim bildiğim Mehmet gelir yüzbaşım. İnşallah.
He is still sleeping, doctor. Well, that's fine. Let me know when he wakes up. Geçmiş olsun, nasılsın? Eyvallah, teşekkür ederim. Amma da güzel Türkçe konuşuyorsun. Ben sizin İstanbul'da büyüdüm, 15 sene kaldım. Tam 15 sene kaldım Kadıköy'de modada. Çok mu uyumuşum? 3-4 saat. Bizim askerler size çok kabalık etmişler. Ne kadar utandık. General, kolonel hep seni sordular. Asıl ben utandım. Yaptığım şey nedir ki? Düşmanın susuzluktan sıkıntı çektiğini anlayıp su göndermek işitilmemiş bir mertlik. Bu kibarlığı siz Türkler yaparsınız. Artık ben kalkayım küçük hanım. Daha zayıfsın. Ne de olsa ufak bir ameliyat geçirdin. Çok da kan kaybetmişsin. Ne kadar iyisin sen küçük hanım. Küçük hanım. Bana lütfen küçük hanım deme. İsmim Lola. Benim de Mehmet. Hadi bakalım biraz uyu. Belki rüyada melekleri görürsün. Ben gözü açıkta görüyorum, uyumaya lüzum yok ki. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Başka hastalarım da var. Birazdan gene geleceğim. How do you feel today, Lona? I feel better. You need anything? No, thank you. Çadır çöktüğü zaman korktun mu Mehmet? Biz öyle şey bilmeyiz küçük hanım. Hani küçük hanım demeyecektin? Peki Lona, bir daha demeyeceğim. Niye öyle yabancı gibi bakıyorsun? Akraba mıyız? Üstelik muharebe de var. Evet, akraba değiliz ama sen benim hayatımı kurtardın. Hadi canım sen de. Kendimi kurtarırken seni de beraber aldım işte o kadar. Şey... Evli misin sen? Yoksa nişanlı mı? Öyle gibi bir şey. Onu çok mu seviyorsun? Nasıl sevmem? O kadar güzel, öyle güzel bir kız ki. Çok... Geç, otur şöyle. Otur. Validen niye beni buraya getirdi? Amma da meraklıymışsın, sabırlı ol biraz evladım, sabırlı ol, otur. Amma da zengin aile. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Buyur yavrum, şöyle yakınıma otur. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Memleketten geliyoruz efendim. Yeni asker oldum. Depoda talim ettik, yarın Çanakkale'ye sevk ettiriyoruz. Sanki gitmemek elinde olsa ne yapardın? Elimde olsa gene giderdim. Benim babam da, abim de şehittir. Başka kimin kimsen yok mu? Bir anam var. Evli misin, bekar mı? Bekarım valide. Nişanlın yavukluğun? Yok, yok bizde öyle şey. Oğlum, senden pek hoşlandım. Gönül istiyor ki ille de seni evlendireyim. Yalana ne hacet, sana kızımı vermek istiyorum. Şu gördüğün konakta 30 oda var. Mal, mülk, araba, at, uşak dolu. Gelirimiz seni ölünceye kadar geçindirir. Sofraya bir besmele borcun olacak. Bana neden bu iyiliği yapmak istersiniz? Kızım seni talim ederken görmüş. Toy kız gönlü, ille de Mehmet'imi isterim diyor da bir daha demiyor. Getirin Mehmet'in nişanlısını. İsmimi de biliyorsunuz. Tabii ya, her
her şey hazır. Nikahını kıydırıveririz, olur biter. Kimin nesi olduğunu bilmediğiniz birine kız verilir mi? Aa, biz seni sorup soruşturduk oğlum, iyi çocukmuşsun. Kızımı beğendin mi? Cevap ver. Beni bölükten ararlar. Gidiyorum. Canım vakit var, evet diye ver. Olmaz olmaz. Gördün mü ettiğini şimdi? Aman yarabbi! Tutun şunu! Gördün mü? Beğendin mi yaptığın işi? Bana bak valide! Beni nefer buldunuz, alık fukara bir şey zannedip kızınızı yutturmaya kalktınız. Kız küçük düşmesin diye hep cevap verdimdi. Bu işte yokum ben. Varın kızı... Çekil diyorum sana! Çekil yolumdan gündüz feneri! İşte böyle! Biliyor musun ne düşünüyorum? Ne düşünüyorsun Lona? Yarın veya öbür gün iyileşip gideceksin. Kim bilir, bir daha birbirimizi belki de hiç göremeyeceğiz. Orası belli olmaz. Hele bir muharebe bitsin de küçük hanım. Mehmet... Sen benim için her zaman küçük hanımsın Lona. Kamber! Kamber! Bu da nesi? Zabitine gönderiyoruz. Biz su satmıyoruz. Bunlar suya karşılık değil, hediyedir. Lütfen kabul edin. Bunları dostluğumuzun ufak bir nişanesi olarak kabul edin. Bilmeden sana eziyet ettik, kusura bakma. Bize su getirdin, hasta bakıcımızı toprak altından kurtardın. Bir düşmanın dost elini kabul et... ...ve seni buraya gönderen centilmen zabitinize sonsuz teşekkür ve hürmetlerimizi bildir. En samimi temennim... Evet, en samimi temennim Türkler gibi mert bir milletle düşman değil, dost olmaktır. Senin kahramanlığını uzun zaman unutmayacağız. Yolun açık olsun asker. Sen gidesin diye ateş kestik. Eyvallah kumandan bey, bunları yüzbaşıma anlatacağım. Güle güle. Tercin! Eyvallah! Usturuplu yalan kıvırdı, yüzbaşının işi yok da su gönderecek. Kızar mı dersin yüzbaşı Hakan Bey? Kızmaz, kızmaz. Hadi gel. Bu sessizlik hayra alamet değil. Evet yüzbaşım, her sessizlikten sonra bir maraza çıkartırlar. Kerovan geliyor yüzbaşım! Abi deli midir nedir bu tuzak veya o elini kolunu sallayarak geliyor? Çabuk kirpiği aç! Kazım, Halil, Osman, Mahmut, fırlayın! Fırlayın! Geldim efendim! Dikilme fırçaklar çöp! Söz verdiler efendim! Kazık gibi tinelme fırçaklar, gir süpere! Ben buraya gelene kadar ateş etmeyecekler! İngiliz yüzbaşı öyle söyledi! Gebekeli olan ondan ne oluyor riva? Yavurcukların hediyesi! Kaç gündür neredesin, bu ne hal? Top ateşinden Kamber'le İngiliz siperlerine yuvarlandık. Yakalayıp zabitlerine götürdüler. Ben de baktım ki kurtuluş yok... ...sizin hesabınıza bir yalan uydurup... ...yüzbaşım size su gönderdi. Biz susuzluk çeken düşmanla çarpışmayız dedim... ...onlar da çok teşekkür edip size bu hediyeleri gönderdiler. Alın bunu siperi, aklı başına gelsin! Gel lan buraya!
Siz iki çift sözüm var. Söyle. O benim elimde büyüdü. Anası Fadime'nin oğlunun kabahatinden dolayı meydan dayağı yediğini duyacak olursak kahrından ölür. Kumandanım, yalvarırım size. Yalvarırım. Onun yerine beni dövün. Kalk ayağa. Türk askeri yalan söylemez. Türk askeri yalan söylemez kumandanım. Ama düşmana söyler. Allah seni ıslah etsin. My dear friend, Kazak kolordusu tarafından yapılacaktır. Taarruz istikameti Anafartalardır. Yani gelecek üç tümen, General Stoffer kumandasında Sulva'ya çıkarak Türkleri şimalden kuşatacaktır. Bu hareketi gizlemek maksadıyla Saros Körfezi şimaline 300 kişilik bir Yunan kuvveti Teğmen Griparez'in kumandasında çıkarak Türk kuvvetleri oyalanacaktır. Anadolu haritaları olduğu gibi satın alınacak, İzmir'e gösteriş çıkarmaları yapılarak Türkler şaşırtılacaktır. Arkadaşlar, zafer için! Yarınki muharebenin neticesinden memnun olmazlarsa beni mesul tut. Herr Weber, was fürt sein der das? Das habe ich auch nicht verstanden. Miralay Fevzi Bey, Anafartalar Grup Kumandanlığı'na tayini mutasaver Mustafa Kemal Bey'in muvasılatı ile beraber emir ve kumanda ile tevdi ile İstanbul'a hareketinizi emrediyorum. Fırkanın derhal Mestantepe ve 7. Fırkanın Damakçılık Bayırı istikametinden taarruzlarını emrediyorum. Kumandanlar hemen aldıkları tertibatı ve bulundukları mıntıkaları bana bildireceklerdir. Raporlar Çamlıtepe'ye gönderilecektir. Anafartalar Grup Kumandanı Mustafa Kemal. Anafartalar grup kumandanına bir şarapnel isabet etti. Hayatını göğsündeki saat kurtardı. Çok bayırı taarruzu bütün muvaffakiyetiyle devam etti. Hala hazır olmadın mı?
Sana da ne diye böyle işleri verirler bilmem ki! Ben oraları karış karış biliyorum da ondan çavuşum. Sadece o değil! Aynı zamanda cin gibi kurnazsın! Yapacağın işi biliyorsun değil mi? Biliyorum çavuşum! İngiliz siperlerine iyice yaklaşacağız! Nöbetçilerin dikkatini üzerime çekeceğim! Ben onları oyalarken sen İngiliz siperlerine atlayacaksın! Sen ne yapacaksın çavuşum? Sen beni merak etme! Ben başımın çaresine bakarım, hadi vakit kaybetmeyelim! Ya ben piponu unuttum be ya! Ben tütün içmem, bilmez misin? Baba sen içmezsin ama İngilizler içer! Sen hiç piposuz İngiliz gördün mü? Al, doğrudur! Hepten İngiliz oldun be ya! Yolumuz açık olsun! Didn't you find the commander yet? Unfortunately, sir. Go and bring me Corporal Smith. Right, sir. Thank you.
Right, sir. I do understand, sir. Yes, sir. Of course. I'll be glad to. This is WBO. New supplies will arrive tomorrow afternoon. Yaralı olarak döndü. Beraberinde yaralı bir İngiliz zabiti de getirin. Ne, İngiliz zabiti mi? Evet mülazim bey. Her ikisini de derhal hastane çadırına sevk edin. Ben de yüzbaşıma haber vereyim. Baş üstüne. Abi hemşire hanım, bizim kedi olan yaralandı. Şunu iyi bir yere koyun Allah aşkına. 5 numaralı büyük çadıra götürün. Hadi yürüyün. Nasıl oldun bakalım Mehmet Onbaşı? Ne onbaşısı yüzbaşı? Onbaşılığı sen çoktan hak ettin. İnşallah çavuşluğunda görürüz Keloğlan. Yüzbaşım ne olursun, şu bacılara söyleyin de beni bıraksınlar artık. Cepheye gitmek istiyorum. Hele biraz daha sabret. Geçmiş olsun İzmirli. Nasıl oldu bu iş? Sağ ol yüzbaşım. Sen de sağ ol. O kör olasıca mitralyöz. Kaç kişinin başını yedi. Şimdi sıra bendeymiş. Yüzbaşım, hani şeytan ne diyor biliyor musunuz? Gece yarısı geç karşı tarafa, devir mitralyozun başındakileri, çevir onların üzerine! Hele sen bir iyi ol da Keloğlan, ondan sonrasını düşünürüz. Bir şey mi aradın Johnny? Mendilimi. Şu ceketimin cebinde bir tane olacaktı. Verir misin? Bu senin neyin olur? Nişanlım. Ne zamandan beri nişanlın? Geçen seneden beri.
peki ama ne diye ben giderken ağlıyordun? Ya elini tuttuğum zaman niye öyle tuhaf tuhaf sıkmıştın? Benimki de aptallık. Ah kafa! Tut bir düşman kızına havayı yak! Anam duysa ne der bu işe? Hele yüzbaşım birse suratıma tükürür alimallah! Adanoğlu, yakında muharebe bitiyormuş. Nereden duydun? De bizim Keloğlan'ın bağladığı telefon telinden İngilizler dinlemişler. Yakında gideceklermiş. Hadi hayırlısı. Geldikleri gibi gitsinler de biz de memlekete dönelim. Mitralyoz gene kusur. Çok zayiat veriyoruz. Bize nefes aldırmayan şu mitralyoz yuvasını mutlaka almak lazım. Kadri'nin de başını yedi. Ne yaptıksa boşuna. Susturamadık gitti şunu. Mitralyozu öyle ustalıkla yerleştirmişler ki bütün bölüğü kırdırmadan hücuma kalkmak kabil değil. Öyleyse ne düşünüyorsunuz yüzbaşım? Olan İngiliz'in urbası. Seni sevmiyorum ama ne yapayım ki gene lazımsın. Lona! Mehmet, sen ha! Evet benim, sana bir çift sözüm var. Gel içeriye gidelim. Ne söyleyeceksin? Meğer nişanlıymışsın. Nereden biliyorsun? Sana ne? Ona verdiğin resmi gördüm. Nişanlıydın da bana niye böyle ettin? Yoksa benimle eğlendin mi? Hayır, insan canını kurtaran kimseyle eğlenmez. Şöyle gidelim, gel! Söyle bana, Charlie sağ mı? Çok mu merak ediyorsun? Üzülme, sağ! Buraya nasıl geldin, korkmadın mı? Ya yakalanırsan? Umurumda mı sanki? Good evening, Lona. Good evening, Captain. Tonight some more wounded soldiers will arrive. Will you please take care of them? Oh, yes, Captain, I will. Thank you. Rica ederim artık git buradan. Yakalarlarsa seni öldürürler. Tasası sana mı düştü? Niye böyle acı konuşuyorsun? Anlamıyor musun? Seni seviyorum. Benimle eğlenmiyorsan, benim de gönlüm sendedir. Hadi git artık. Allah'a ısmarladık Lona. Gene görüşeceğiz. Seni ön siperlere kadar götüreyim. Benimle beraber olursan... Muhafaza ihtiyacım yok benim. Beni unutma. Bu mitralyoza ne oldu? Hepten şaşırdı be ya! Bu bizim Mehmet'in işine benziyor. Bu Meret fırıldak de hele kendi kendine dönsün. Vuru!
Konuşma Hasan! Yaralı bir düşmana ateş edilmez! Ama o sizi vurdu! O sadece asker olarak vazifesini yapıyordu! Yürüyün yüzbaşım, sizi hastaneye götüreyim ben! Tahliye vukuatsız bitirilmiştir. Gemiler Vira Demir'e hazırdır. Güzel! İnsanlık 550 bin evladını da Çanakkale'de kaybetti. 300 bin bizden, 250 bin Türklerden. Hepsine yazık oldu. Görüldü ki Çanakkale geçilemez. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.